Bırak onu, o pis. Bakıyorum pek heveslisin taşınmaya. Evet. Çünkü Cüneyt'e daha yakın olacağım. Her geçen gün avucumun içinde olacak. Hem o, hem de Osman Kozan. Ya da onlardan biri olacaksın. Öfkeni bir kenara bırakıp paranın, lüksün, şehvetine kapılacaksın. İkinci bir Feride olacaksın. İkinci bir besleme vakası. Saçma sapan konuşma. Feride kurbandı. Ben avcıyım. Ama unutma. Tetiğin ucundaki parmak senin değil, benim. Benim yardımım olmadan kozanlara yaklaşamazsın bile. Bunu sen mi söylüyorsun? Osman Kozan'ın mirasından men edildiğini biliyorum. Sen o aile için bir hiçsin. Hep de öyle kalacaksın. Kes sesini. Kesmezsem ne olacak? Bırak. Bırak dedim. Nereden biliyorsun Eylül? Mirası nereden biliyorsun? Osman Kozan değiştirirken yanındaydım. Hatta ben bile fikir vermiş olabilirim. Ne diyorsun sen Eylül? Korktun değil mi? Bu ihtimalin uzak olmadığını biliyorsun çünkü. Yakında bütün aile el pençe divan duracak karşımda. Belki şimdi değil. Ama yakında olacak. Cüneyt beni o kadar çok sevecek ki. Şirketteki her şeyde ben de söz sahibi olacağım. Düşünsene. Senin geleceğin bile iki dudağımın arasında olacak. Ya senin geleceğin Eylül? Ya konuşursam? Ya anlatırsam kim olduğunu? Yemez. Beni yakarsan sen de yanarsın. Bana Feride olacaksın diyorsun ya. Feride'den farksız olan sensin. Sen de o aile için bir hiçsin. Yanlarına yerleştirilmiş, önüne kırıntılar atılmış bir zavallısın. Osman Kozan benim dayım. O zaman neden ondan nefret ediyorsun? Neden ona acı çektirmek istiyorsun? Ben sana söyleyeyim. Çünkü bugüne kadarki aşağılanmalarının bedelini ödetmek istiyorsun onlara. Sen hiçbir zaman onların bir parçası olamadın. Osman Kozan'ın çocuklarının oyun oynayacağı bir arkadaş. Osman Kozan'ın kız kardeşi hatırına vicdanını rahatlattığı bir oyuncaksın. Hepsi bu. Eylül. Gel Cüneyt, buradayız. Kuzen, sen de mi buradaydın? Hoş geldin kuzen. Eylül'ün bir şeye ihtiyacı var mı yok mu diye sormaya gelmiştim. Toparlanmışsın. Evet. Gitmek için hazırım. Kuzen, sen de şu valizi alır mısın? Olur. Tunç. Bir de şunu da alır mısın canım?